Evet değerli izleyiciler, Evren'de Sabah programıyla tekrar karşınızdayız. Programımızın ikinci bölümünde AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak'la birlikteyiz. Soyadınız çok enteresan ya. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak. Ak devam ediyoruz. Mustafa Ak'la programımızın devam edeceğini zaten duyurmuştuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftanın ilk iş günü izleyicilerimize Mustafa Ak'la başlattırdık Evren'de Sabah'ı. Ben de bu haftanın ilk günü bütün hemşehrilerime sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Evren TV'ye de ulusal düzeyde başlamış olduğu yeni yayın döneminde başarılar diliyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz açısından önemli bir işlevi de üstlenmiş oldu. Dolayısıyla böylelikle şehrimizin ulusal düzeyde tanıtımı ve gelişimini izlemek de bizim açımızdan güzel bir olaydır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz iyi niyet temennileriniz için. Umarım şehre katkımız olur. Şehrin dinamiklerinden birisi olmayı başarırız biz de. Evet, biz siyasetle devam edelim istiyorum. Çünkü AK Parti'nin meclis üyelikleri de en az birçok siyasi partinin belediye başkan adaylıkları kadar tartışılan ya da belediye başkan adaylığından başlarsak aslında orada başladı. 16 ilçeye 88 aday. Meclis üyeliklerine 304 isim asil listede başvuracak. 500 küsur başvuru var ama bir de başkanın kontenjanlarında hesapladığınız rakam 600-700. Dolayısıyla burada bir eleme yapılması gerekiyor. Bir de genel merkezin kriterleri var. Yani hepsini tutturmak biraz zor. Öncelikle yani bu sefer de biz şeye dönüyor olay. Kriz var. Niye? Bir göreve 5 kişi talep olmuş ortalama için söylüyorum. Birisi alınacak, 4'ü dışarıda kalınacak. Birisi küsüyor, darılıyor ya da darılmıyor neyse. Başkanlık sisteminden başlayarak yani belediye başkan adaylığında başladı aslında bu. Bizde daha çok var. Yani, kıyamet koptu mu, kopacak mı gibi söylemlerle haberler yaptık. Oldu mu, yaşandı mı Adapazarı'nda böyle bir sorun? Belediye başkan adaylığı döneminde. Şimdi AK Parti çok büyük bir aile, bildiğiniz gibi 8,5 milyon ülke genelinde üyesi olan, il genelinde de 130 bin aşkın üyesi olan Adapazarı ilçe teşkilatımızda da 32.900 üyemiz mevcut. Dolayısıyla böyle büyük bir ailenin tabii ki aday adaylıkları da yoğun olması doğal. Bakın 2011 yerel seçimlerinde bizim genel seçimlerinde 55 tane milletvekili aday adayımız vardı. Orada da süreç adil bir şekilde işledi. Bizim AK Parti ailemizde başta başbakanımız tarafından konan bir işte destur var. Bizim teşkilatlar olarak amacımız birilerini bir yere getirmek değil, en iyi görev yapacak, o hizmete en layık olan arkadaşlarımızın göreve getirilmesini amaçlıyoruz. Dolayısıyla bizim belediye başkanlığında 7 tane adayımız mevcuttu. Hepsi birbirinden çok değerli ve birbirinden nitelikleri üstün olan arkadaşlarımızdı. Bakın onlarla da yaptığımız çalışmalarda gerçekten çok seviyeli ve çok centilmence bir yarış oldu ve neticede bir başkanımız, adayımız oluştu. Dolayısıyla hemen geçtiğimiz günlerde diğer aday adaylarımızla birlikte bir araya gelerek belediye başkanımız, adayımızla bir kahvaltı programı düzenledik ve orada diğer aday adaylarımız da başkanımıza çalışmalarında katkı yapacaklarını, yardımcı olacaklarını ifade ettiler ve nitekim de böyle devam ediyor. Ve aynı şekilde meclis aday adaylarımız... Meclis üyelerine geçmeden başkanım, başkanları biraz daha konuşalım istiyorum. Yani 16 ilçede 13 mevcut isimle devam edildi. Niye 16 ilçede 13, işte 3 tane değişiklik oldu? Bütün belediyeler AK Partili olunca şeye gerek kalmayan işte 8'i 7'siydi falan diye. Hepsi sizin partiliniz. Bu 7 arkadaştan kahvaltı düzenleniyor ya da başka şeyler oluyor ama ya biz de haberleri hani bedavadan da yazmıyoruz başkan. Bir şekilde de sağda solda konuşulanlar da oluyor. Yani kendim düşünüyorum şimdi o 7 kişiden birisi ben olsaydım nasıl davranırdım? Ya da beklentiler çok büyükse ya da birileri bana söz verilmeler falan oluyor mu öncesinde? Mesela hayır. Öyle bir sözler olmuyor. Çünkü bakın her seçim döneminde genel merkezimiz bir şey yapıyor, kriter belirliyor ve bu kriterlere göre bir değerlendirme yapıyor.
Yani yoğun bir istişare, bildiğiniz gibi şeyde de mahalli seçimlerle ilgili belediye başkan adaylıklarının da tespitinde genel merkezimiz, işte teşkilatlarda temayül yoklamaları yaparak, kamuoyu yoklamaları yaparak birçok 6-7 kriter sonucunda bu aday adaylıklarını sonuçlandırıp bir adaya karar veriyor. Dolayısıyla bu süreçleri aday aday olan bütün arkadaşlarımız bu süreçleri biliyorlar ve neticede bize müracaatlarında da aday adayları arkadaşlarımız şunu söylediler. Ben veya diğeri bir arkadaşımız aday olsa da bu bizim için şey değildir, bu bir nasip işidir. Dolayısıyla biz AK Partiliyiz, AK Parti'de hizmet etme sevdamızla bu yarışa giriyoruz. Neticede bu 7 kişiden birisi aday olacak ve biz bu aday arkadaşımız kim olursa olsun benim dışımda ben aday olmuş kadar sevineceğim dedi. Bakın kamuoyunda okuyor o söylentiler aday adaylarımızdan çıkmıyor. Onun çevresinde bunun aday olmasını arzu eden bazı arkadaşlarımız tarafından olmuş olabilir. Hangi güçlü görmesini düşünen isimler? Olabilir ama ben bakın Adapazarı ilçe teşkilatımıza başvuran belediye başkan aday adaylarımızın ifadelerinde çok samimi olduklarına inanıyorum ve gerçekten de bizim her etkinliğimizde yanımızda olmaya özen gösteriyorlar ve belediye başkan adayımıza, mevcut başkanımıza da her konuda destek vereceklerini kendileri benim yanımda deklare ettiler, basın huzurunda da deklare ettiler. Dolayısıyla bakın bizim diğer milletvekillerimizde de bakın Recep Yıldırım milletvekilimiz 2011 genel seçimlerinde aday gösterilmedi. Ama bakın genel merkezimizde Ankara sorumlusu olarak daha çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla başbakanımız da her fırsatta ifade ediyor. AK Parti ailesinin bir mensubu olmak herkes için bir onur, bir şeref. Dolayısıyla AK Parti'nin ailesinin herhangi bir yerinde görev yapmak, bir belediye başkanı adayı olmak kadar da onurlu bir görev olduğunu arkadaşlarımız biliyor. Ve bu şeyle aday oluyorlar ve aday oluyorlar ve bu yarışa da bu nedenle bu yarış centilmence ve AK Parti'ye yakışır şekilde devam etti. Yani biz niye bunu söylüyorum? Mesela benim köşe yazımda da vardı. Birçok arkadaş abi de yazdı bunu. İşte Şaban Dişli gol attı. Hani başkan adaylığı döneminden bahsediyorum. Siz diyorsunuz ki hayır. Yani önceden verilmiş sözler yoktu. Yani bu noktadan nasıl algılanıyor peki? Yani biz niye böyle bir yorum yapmış olabiliriz? Şimdi siz bakın bizim yerimize geçin. Şöyle düşünelim. Geçmişte siyaset maalesef AK Parti iktidara gelinceye kadar, AK Parti kuruluncaya kadar bu söylediğiniz ahbap çavuş ilişkileriyle devam ettiği için zannediliyor ki AK Parti'de de böyle bir şeyler olabilir diye. Oysa AK Parti biliyorsunuz bakın kurulduğu günden bu yana kurumsal kimliğe çok değer veren ve dolayısıyla kurumsal hafızasını oluşturup kişilere bağlı bir siyaset yapmayı kabul etmeyen bir siyasi örgüt. Bakın başbakanımız parti tüzüğünde de 3 dönemi bu nedenle koymuş ve başbakanımız her fırsatta söylüyor. Siyaset bir meslek değildir. Siyaset millete hizmet etmenin bir amacı değil aracıdır diyor. Dolayısıyla biz siyaseti bu nedenle algıladığımız için, bu şekilde algıladığımız için biz sadece millete daha iyi nasıl hizmet edebiliriz kaygısıyla bu yerlere talip oluyoruz. Bütün arkadaşlarımız da bu düşünceyle talip oluyor ve dolayısıyla bizdeki diğer partilerdeki gibi kırılganlıklar oluşmuyor ve teşkilatlar maalesef bu şeyi de olgunluğu da adaylarımızın göstermesinden dolayı da seçimlerde başarılı oluyor. Anladım. Yani soruları sorarken şey değil, değerli izleyiciler bilsinler ki ya Mustafa Akı sıkıştırıp oradan bir şeyler almak falan değil derdim. Bir şekilde de aydınlansın istiyorum bunu. Yani Mustafa Akın burada tutup ya var bizde bak falanca vekil kaybetti falan demesini beklemek değil derdim ama seçim satına girildi. Ben hala mesela siz bundan anladınız ya ben hala şey diyorum. Evet ama işte şurada Şaban Dişli bunu desteklemişti burada Ali İslam. Ya anladınız bizim de bir şekilde loblar niye öyle çalışıyorsa böyle bir çalışma mekanizması var. Bakın işte söylüyorum. Anladım yani bunu bu algı geçmişten gelir. Giden, evet, evet, belediye başkan adayımız 3 görev yeri değişen ya da yenilen 3 başkana baktığımızda aslında 2009'un en az oyu alan 3 ismi. Hani bir şekilde mantık alıyor yani diyorsun ki gönderdiler ama bu şekilde yer değiştirdi. Oyuncu değişikliği buradan oldu diyorsunuz ama yine de bir taraftan da
bir dürtü böyle bir dürtü diyor ki. Sayın Başbakanımız bakın bu aday adaylığı sürecinde hep şunu söyledi. Partiye oy kazandıracak adayları tercih edeceğiz dedi. Dolayısıyla bakın sizler de çok yakından takip ettiniz aday adaylığı süresince ilçemizde ve ilimizde birçok anketler yapıldı ve bu evet. anketler çapraz kontrollerle değerlendirilerek partimizin oyunu arttıracak, oy getirecek adayların tercihinde bir done olsun, sağlam bir veri olsun diye yapıldı ve dolayısıyla baktığımızda aday adaylıkların tespitinde de bunun kullanıldığı, bu verilerin kullanıldığını görmek mümkün. Anladım. Peki Sayın Başkan, şimdi hemen ardından meclis üyeliklerine geçildi. Adaylar belirlendi. İşte biraz uzadı, uzamadı. Kime göre uzadıysa o da yani biz mesela kesinlikle Ocak ayının yarısında beklediğimizi gazetede manşet olarak yazdık. Ama genel bir beklenti 27 Aralık'ta olacak falan. O süreçleri geçtik. Sonra meclis üyeliklerine geldi sıra. Burada da önemli bir kıssas var. Büyükşehir'e giden ve gidemeyen meclis üyelikleri. Biz aynı şeyleri, biraz önce anlattığım şeyleri buralarda da yazdık. Şimdi bakın yine sözümün başında söylediğim gibi bizim belediye başkan adaylıklarımızda belirlenen kriterler gibi belediye meclis aday adaylıklarımızda da belirli kriterler vardı. İşte teşkilatlardan alınacaklarda belirli bir kota var. Bir meslek kotamız var. İki kadın kotamız var. Üç gençlik kotamız var. Dört mahalle kotalarımız var. Dolayısıyla biz aday adaylarımızı, Adapazarı Teşkilatı olarak aday adaylarımızı seçerken belediye başkanımız ve teşkilatımız bir araya gelerek bu kriterleri sağlayacak değerlendirmelerle bu aday adaylarımızı belirlemeye çalıştık. 96 tane aday adayımız vardı. Dolayısıyla bunlar, yine aynı şeyi söylüyorum, bu arkadaşlarımız da birbirinden değerli arkadaşlarımız, listeye giren arkadaşlarımız, listeye giremeyen arkadaşlarımızdan çok değerli oldukları için değil. Bu söylediğimiz kriterleri dikkate aldığımızda listeye almak isteyip de alamadığımız çok değerli arkadaşlarımız da var. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi bu arkadaşlarımız da aday adaylığı sürecince başvururken de biz AK Parti ailesinin bir mensubu olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Dolayısıyla biz daha iyi hizmet yapabilme amacıyla aday oluyoruz. Bizim aday olmamız çok önemli değil. Bizim yerimize kim aday olursa onu aynen biz kendimiz aday olmuş gibi destekleriz diye ifade ettiler. Ve dolayısıyla yine aynı şekilde altını çizerek söylemek istiyorum. Bizde kırılmalar bu nedenle olmuyor. Dolayısıyla aynı aday olamayan arkadaşlarımızla da, bakın adaylarımızla da geçtiğimiz günlerde kahvaltı yaptık, bir araya geldik, istişareler yaptık ve şimdi seçim süreci içerisinde de bu arkadaşlarımızla beraber bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bizim amacımız partimizin oyunu arttırmak, iktidara getirmek, dolayısıyla bir kendimizin veya diğer birilerimizin bir yere gelmesinden ziyade bu ülkeye en iyi hizmet edebilecek kadroları oluşturmak. Yani şeyin muhtemelen kriterlere dikkat edildi. Yani Ankara bile bu işin ilk defa tanık oldu. Daha önceki dönemlerde belki bu kadar çok irdelemediğimiz için farkında değil. Ankara'da bile listeleri kontrol etme ihtiyacı hissetti. Yani siz de Ankara'ya gidenlerde, siz işte Süleyman Başkan'la her ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı ya da belediye başkan adayıyla birlikte gittiniz. Oradaki kıssas da şey midir? Ya kotalara ne derece uyuldu? Onu kontrolü için mi gidildi? Bakın AK Parti biraz önce de ifade etti. Ya da şey, siyasete yeni bir soru. Çok özür diliyorum. Kestim bunu da araya sıkıştırayım. Yani mesela sizin listenizde Ankara'da çizilen oldu mu? Samimi bir şekilde. İşte onu söylüyorum. AK Parti siyasete yeni bir şekil getiriyor. Yeni bir özellik kazandırmaya çalışıyor. Kurulduğu günden bu yana partilerin kişilere bağımlı değil de kurumsal kimliğiyle temsil edilmesine özen gösteriyor. Dolayısıyla bu kriterleri bu nedenle oluşturuyor, kuruyor, şey yapıyor ve bunlara uyulması konusunda büyük bir özen gösteriyor, titizlik gösteriyor. Bizim Ankara'ya çağrılmamızdaki amaç da hem bu konuda teşkilatlarla belediye başkan adayları arasındaki bir uyumun olup olmadığının denetlenmesi, hem de
bu istişareyi sağlamakta, oyumuzu bu bulunduğumuz bölgelerde daha çok nasıl bu kadrolarla sağlayabilip sağlayamayacağımızın tartışılması, bir de bu kriterler biraz önce sizin de bahsettiğiniz kriterlere ne derece uyulduğunu da kontrol etmek amacıyla, yani sizin de bahsettiğiniz gibi bizim listemiz çizilmedi. Hiç bizim listemizde çizim olmadı ve bu nedenle de genel il başkanımız başta olmak üzere genel merkezimiz de bize bu konuda büyük teşekkür etti. Bir Ferizli de var galiba, o Ferizli'nin yeni gidecekti, evet. Sonrasında. Başka bir ilçede var mı onu bilmiyorum ama şey enteresan yine de, yani sanki insan kaynakları birimi oluşturulmuş ve orada bir harmanlama yapılıyormuş gibi bir durum var. İşte bakın, ifade ettim, bir de hatırlarsanız Başbakanımız 2011 genel seçimlerinde 2023 hedeflerini koymuştu. Daha sonra bu hedefleri 2053 ve 2071'e taşıdı ve bu 2053 ve 2071 hedeflerini belirlerken partimizin dinamiklerine güvenerek söylemişti ve dolayısıyla bizim yeni bir genç ekip oluşturma konusunda büyük bir gayret ve çalışmamız oldu. Bu nedenle bu listelerde özellikle genç kotamıza ve kadın kotamıza uyulmamız konusunda bize önceden uyarıldı ve dolayısıyla biz de elimizden geldiğince nitelikli genç kardeşlerimizi ve kadın kardeşlerimizi bu listelerde yer almasını sağladık. İşte tam bu noktada şey geliyor. Mesela değişiklik yapılan 3 başkan adayından birisinin teşkilatlarla alakası, o dışarıdan gelen, yani dün katıldığı partiye eleştirisi ya da listelerde de hiç böyle teşkilatlarda yıllardır çalışmamış ya da partiyle çok alakası olmayan isimlerin sırf oy getireceği düşünülerek listelere yazılması pek teşkilatlarda bir kırılma ya da kırgınlık yaratmıyor. Yani mesela 20 yaşında genç bir arkadaş ya da 25 yaşında genç bir arkadaş bütün enerjisiyle, ki partinin şu anda seçim çalışmalarında mesela sahada olan gençlik kollarını görüyorum ben. Ya o arkadaşlar bir sonraki dönem baktılar, kendileri bir yere gelip bir sonraki, ondan sonra zaten devam ederler mi çalışmaya hala? Ben düşünün, ben hiç partiyle alakam yok, beni de aldınız işte Adapazarı'nda 5. sıraya yazdınız. İsim veriyorum, başka kim sizin şu an ilçe başkanı, AK Parti ilçe genç ilçe başkanı da Adapazarı sizin teşkilatınız. Dışarıda kaldı o çocuk, genç adam. Yani nasıl bakar bana ya da partiye o zaman? Bakın, biraz önce de yine söyledim, bir tekrar altını ısrarla çiziyorum. AK Parti'de görev almak, AK Parti'nin herhangi bir kadrosunda yer almak, AK Parti politikalarını kabul eden arkadaşlarımız tarafından büyük bir onur ve şereftir. Dolayısıyla bu amaçla bu partiye girdikleri için bizim amacımız bu gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirip bugün olmasa bile yarın bu partinin değişik kadrolarında yer almasını sağlamak. Bakın, gençlik kollarımızda yer almaları zaten onlar için bir başlangıçtır. Daha sonra kendilerini geliştirerek belediye meclis üyeliklerimizde, belediye başkan adaylıklarımızda da bu kardeşlerimize şans tanıma fırsatı oluşturuyor. Bakın, bizim genç kardeş adayımız vardı şeyde, belediye başkan adaylarımız içerisinde Abdülkerim Yıldırım. Dolayısıyla bu kardeşimiz daha önce... Ama adaydı, yani aday değil. Ama bakın, onun için de büyük bir onur, bir şeref. Buralarda kendilerini geliştirecekler. Ama ben de gelip AK Parti Adapazarı Belediye Başkanı adayı olabilirdim. Yani Yıldırım'la benim aramda hiçbir fark yok o süreç. Tabii. Yani. Ama bakın şu var. Yani biz parti hem büyük bir kitle partisiyiz. Sadece teşkilatları, bakın bizde bütün teşkilatların böyle yerlere aday olması istenmiyor. Belirli kotalarla, yani belirli oranlarla buraya görev almaları sağlanıyor. Çünkü bir ilçe teşkilatında görev almak, bir belediye meclisinde görev almaktan farkı yok. Dolayısıyla yani bütün, sadece o zaman bu yerler teşkilatlara sanki mal edilmiş gibi bir algı oluşur. Ve bizde bu nedenle tartışma ve bahsettiğiniz kırılganlıklar oluşmuyor. Diğer partilerde belki bu böyledir ama bizim partimiz de biraz önce de ifade ettim, kişilere dayalı değil. Bir nevi özellikle gençler için okul niteliğinde siyaset okulu. Bizim bakın siyaset akademilerimizde akademilerimize katılan arkadaşlarımızı da biz
zaman zaman değişik görevlerde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. O nedenle yani partimizin hiçbir kadrosunda görev almayan arkadaşlarımızı da bu yerlerde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Yani buna bizim listemizde, Adapazarı listemizde bunu görmek mümkün. Listede sürpriz görecek miyiz peki bugün açıklanacak başkan? Yani kime göre sürpriz diyeceksin bu sefer de tabii. Size göre her şey normaldir, kriterler uygundur ama hani şu isim de mi var diyebileceğimiz bir isim olacak mı listede? Tabii bizim amacımız özellikle belediye başkanımız ve teşkilatımızla amacımız belediye başkanımızın çalışmalarına katkı yapacak, şehrin vizyonunu 2023'e taşıyabilecek ve şehirde sevilen, sayılan mesleğinde ve bulunduğu toplumda başarılı olmuş kişileri oralarda görevlendirmeyi amaçladık. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim için bu özellikler ön planda sürpriz herkese göre değişebilir. Peki, bir kesim için sürpriz olabilir, bir kesim için de sürpriz olabilir. Bazılarına göre farklı bir şey de algılanabilir. Arkadaşlar, bizim çaylarımızı tazeleyin. Başkan konuşurken çayını içmedi. Ben sabahları çay içmeden çünkü program evet. Hani bir tartışı, her ele tartıştığımız bir program. Peki başkan şey var mıdır? Başkan adaylarından, aday olanlardan listede kimse var mı? Biraz listeyi sabah hani bugün nasıl olsa açıklanacak artık. Biraz eşelemek başkan istiyorum. Başkan aday adaylarımızdan listemizde yok. Bazı ilçelerde var. Bazı ilçelerde var. Sizin aday adaylarından İlyen Meclis Başkanı, yani bazı isimlerde zaten farklı bir konseptlediler. Dolayısıyla evet. Onlar başka bir yerlere beklemeye ya da çalışmaya devam edeceklerdir. Şeyi söyleyeceğim, hiç kadın adayınız olmadı mesela. Biz aslında bekledik belediye başkanı olarak. Gerçi sizde çıkmadı ilçe olarak ama bütün olarak söylüyorum Sakarya'da. Yani tam da bu dönemde AK Parti, evet, Sakarya'da da güçlü bir taban var. Yani sadece üye olarak değil, seçmen olarak da çok güçlü bir seçmen kitlesi var. Burada bir kadın aday, yani vitrine koyabileceği ya da yarın devam ettirebileceği, ilerletebileceği bir kadın adayı bekledik. Olmadı mesela. Mecliste böyle yarın belediye başkanı gibi görebileceğimiz sıralamada kadın adaylar var mı? Var, evet var. Tabii bakın AK Parti kurulduğu günden bu yana kadına çok değer veren bir parti ve dikkat ederseniz parlamentoda en çok kadın milletvekili olan en çok milletvekili de sizde parti. Oranlamayı yaparsak. Bakın Sakarya'da da biliyorsunuz ilk kadın milletvekilimiz Sayın Bakanımız Profesör şey Doçent Doktor Ayşenur İslam ve MKYK'ya da ilk kadın üyemiz eski İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Çiğdem Atabek Erdoğan. Dolayısıyla biz tabii ki nitelikli, becerikli ve şehrimizi iyi temsil edecek kadın arkadaşlarımız önümüzdeki süreçte olacağını ümit ediyoruz. Bu süreçte böyle bir talep ve ilgi oluşmadı. Olursa tabii ki değerlendireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yani şeyi söylüyorum. Bu dönem mesela bir başkan yardımcısı ya da bir komisyon başkanı olabilecek isim var mıdır mecliste? Şimdi bizim, bakın biraz önce de söyledim, 37 arkadaşımız gerçekten mesleklerinde başarılı, toplumda sevilen, sayılan insanlar. O nedenle hepsi bence komisyon başkanlığı ve başkan vekillikleri yapabilecek nitelikte arkadaşlarımız. Tabii genellikle komisyon başkanlıkları o komisyonun özelliklerine uygun mesleki bilgiye ve tecrübeye sahip arkadaşlardan özellikle tercih ediliyor. Tabii biz de buna dikkat ederek zaten meslek kotamız bu nedenle konmuş. Buna dikkat ederek adaylarımızı belirlemeye özen gösterdik. Anladım. Peki başkan Adapazarı'nı yüzde kaç oy hedefliyor AK Parti? Şimdi bakın biz en büyük ilçe sizden. Bizim hedefimiz bir kez birinci hedefi biz hep şunu söylüyoruz. AK Parti'nin hem Türkiye düzeyinde hem de il düzeyinde ve ilçe düzeyinde tek rakibi kendisi. Bizim en büyük rakibimiz bir önceki oylarımız. Dolayısıyla onları aşmak. Tabii ki ben ilçe başkanı olarak en büyük hedefim, arzum, genel seçimlerdeki aldığımız oyu 1-2 puan arttırabilmek. Genel seçimlerde %58 almıştık 2011'de. %60'ın üstünde olmak gibi bir hedef. Bir hedefimiz var ve dolayısıyla inşallah bu yoğun çalışmalar sonucu halkımızın daha önce gösterdiği teveccühü katlayarak
bize göstereceğinden endişemiz yok, şüphemiz yok. Çünkü bizim halkımızla bir gönül bağımız var ve bir güvene dayalı bir birlikteliğimiz var. Biz hiçbir zaman onların bu güvenini sarsmadık ve buna sarsıcı hiçbir girişimde de bulunmadık. Dolayısıyla halkımızın teveccühü her geçen gün bize artmaktadır. Bu da bizi gerçekten hem motive etmekte hem de sorumluluğumuzun arttığını göstererek daha yoğun, daha komplike bir çalışma yapmamızı sağlıyor. Belediye başkanlıklarımız, başkanlarımız da, özellikle Adapazarı Belediye Başkanı adayımız da Sakarya'mızda, Adapazarı'mızda yeni dönemde değişik, güzel şehrin sorunlarının çözücü ve halkın arzu ettiği yatırımları yapmayı hedefliyor. Anladım. Yani %60 oy en az hedefi AK Parti'nin. Seçim stratejisi de çok enteresan bu dönem. Yani AK Parti bu anlamda çok ciddi söylüyorum. Kurumsal bir yapı artık, tamam onu hiç tartışmıyoruz bile ama seçim stratejiniz de çok enteresan. Yani muhalefetin saldırgan ya da işte kişisel oynadığı dönemlerde bile hayır, üstünü bozmadan böyle devam eden ama arada çat 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 cevabını veren bir durum. Bu dönemde de AK Parti hem istikrar sürsün ama bir yandan da başbakan vurgusu yapmaya devam ediyor. Yani niye mesela Süleyman Dişli'nin resimleriyle billboardlara çıkma da pazarına seçim hazırlanmazsınız da böyle bir söylemle gidersiniz? Şimdi yine genel merkezin belirlediği bir kurumsal bir durum. Bakın işte hep aynı noktaya geliyoruz. Bizim partimizin kuruluş felsefesi de kişilere bağlı bir siyaset yapmak değil, kurumsal kimliğin kamuoyunda tanınması ve bu kurumsal kimlikle kamuoyunda var olmak, seçimlere bu şekilde girmek. Bakın bizim yazışma formatımıza bakın, seçim propaganda formatımıza bakın, araç giydirme formatımıza bakın, bir kurumsal kimliği oluşturur. Dolayısıyla halkımız da bizi bu şekilde kabullendi ve biz de halkımızın bu hafızasında yer eden bu algıyı bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Yani ben mesela Adapazarı'na oy kullanacak bir seçmenim. Yani ben şöyle mi düşünerek oy vereceğim? Ya ben Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok net söylüyorum bu dönem izleyenlerine. Severim, saygı da duyuyorum. Şimdi ben Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hatırına oy veriyor gibi bir algıda kendime öyle düşünüyorum bazen ama. Yok, bakın şu var ama. Yani niye Süleyman Dişli çok geri planda kalır ya da sadece Süleyman Dişli özelinde değil bu. Yani diğer ilçeler atıyorum, GV'de Murat, Kocaeli'de Ahmet'in uç örnekler olsun diye söylüyorum. Bakın 10-12 yıla yakındır Türkiye'de birçok hizmet yapıldı ve her alanda reform yapıldı. Bu reformlara baktığımızda başta hükümetimiz, bakanlarımız, başbakanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve belediyelerimiz bunu gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu bir ekip işi, bir takım işi olduğu için bu şekilde bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu takımın kaptanı başbakanımız. Dolayısıyla başbakanımız da çok iyi bir belediye başkanlığı sürecinden sonra başbakan oldu. Dolayısıyla belediyeciliğe çok önem veriyor. Belediye başkanlarımızı bu nedenle seçerken çok özen gösteriyor. O adaylarımızı belirlerken. O nedenle biz tabii ki belediye başkanlarımız kamuoyunda tanınmasın ve dolayısıyla bu hizmetleri yaparken halkımız da kimden hizmet alacağını bilmesi açısından önemli ama biraz önce de ifade ettim. Başarılı bir hükümet olmasa bu belediye hizmetlerinin de bu kadar başarılı olması biraz kolay olmazdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hükümetimizle belediyelerimizin organize olması sonucu bu güzel hizmetler şehirlerimizin ve ülkemizin yeniden inşası mümkün oldu. Bakın bizde 17 belediye var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu 17 belediye, 16 belediye, ilçe belediyemiz bir ekip olarak çalışıyorlar ve dolayısıyla şehrin bütün bölgelerini Taraklı'dan Kocaeli'ye, Kaynarca'ya ve Sabancı'ya kadar birden şehrin vizyonunu değiştirmeye yönelik projeleri hep beraber kafa yorarak oluşturmaya özen gösteriyorlar. Dolayısıyla aslında şey değil. Biz takım oyunu takım oyunu oynamayı seviyoruz. Başta başbakanımız olmak üzere. Yani benim algımda da yani nasıl söyleyeyim size,
bu ilçe özelinde örnek vermeyelim. Sizin ilçeniz orada çok net yorum yapmaklar olmaz. Mesela Zonguldak'ta örnek veriyorum, uç örnek. Hani Kozlu Belediye Başkanı ilan değil. Niye? Çünkü adamın bir sürü defekti de var. Recep Tayyip Erdoğan nasıl olsa taşıyor. Teşkilatları da, belediye başkanları da, milletvekili, herkesi taşıyor. O yüzden bu seçimde de başbakana taşıttıralım bu durumu gibi bir algı oluşuyor. Yani tabii kurumsal anlamda düşünüldüğünde muhakkak ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bunun bu şekilde uygulanmasını isterken ya da ekibiyle bu şekilde uygulanmasına karar verirken kesin bir teknik ya da bilimsel bir altyapı çalışması yapmıştır. Aksi takdirde yerel seçimlerde bir beyanname açıklayacak olması da çok enteresan mesela. Yani İşte bakın çarşamba günü bir Ankara Arana'da bir beyanname açıklayacak. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi bu şeyi, algıyı oluşturuyor. Yani biz AK Parti teşkilatları olarak bu şeylerle eğitiliyoruz süreç içerisinde. Bakın biz bir seçim bitiyor. Örneğin 2011 genel seçimleri bitti hemen. 13 Haziran'dan itibaren sahaya çıktık, çalışmalarımızı devam ettirdik ve şimdi geldiğimiz süreçte biz 30 Mart 2014 yerel seçimleri için hazırız. Muhalefet büyük bir panik ve telaş içerisinde seçim çalışmaları yaparken biz çok rahat. Muhalefet dolayısıyla panik içinde olsun ki zaten bu şehirde kazanmaları yok. Hani kaybedecekleri bir şey yok ki. Ama biz çok rahat, emin bir şekilde halkımızla olan bu geçmişten gelen beraberliğimizi devam ettirerek, onların da önerilerini dikkate alarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Anladım. Yani söylediklerinizde bir tek şeyin altını çizeyim. Yani muhalefetin kaybedecek bir şey yok başkanım. Evet. Belki oy oranlarına düşüş olmasın diye bir çaba içinde olabilirler. Siz de orada hedef yükseltmişsiniz. Yani biraz daha yukarı çekiyorsunuz kendi oyunuzu. Dolayısıyla birileri kaybedecek. Yani %105 oy olmadığına göre siz %60 hedefliyorsanız %40'ı bölüşecek geriye kalanlar. Peki şehirde ya da ilçenizde, yine sizin ilçenize odaklı soralım. Sizden sonra en yüksek oy hangi parti alır? Tabii biz öncelikle kendi alacağımız oyu dikkate alıyoruz. Bizden sonra kimin ne kadar oy aldığı bizim için çok da anlamlı değil. Dolayısıyla biz kendi stratejilerimizi, seçim stratejilerimizi, planlamamızı oyumuzu arttırmaya yönelik yapıyoruz. Bundan sonraki bizim arkamızda Gelecek Parti'nin kimin olması bizim açımızdan çok da... Yani belediye meclisi yine iki renk mi olur? Öyle sorayım ya da sorayım. Öyle tahmin ediyoruz. Belki de tek renk de olabilir. Yok. %100'lük bir başarı o. %60, %40 dışarıda kalıyor. %40'da evet. Yine birileri girebilir meclise. Peki başkan, yani AK Parti ya da seçimle ilgili soru sormayacağım size. Çünkü vardır ya, belli kurumların sanayi anlamında ya da işletme anlamında bir dış yüzleri vardır. Ve o dış yüze siz ne derseniz deyin, bildiği kuralların ötesinde bir cevap vermeyecektir. Mustafa Ak'tan bugün manşete taşıyabileceğimiz ya da tamam buradan polemik yaptırırız biz diğer partilere diyebileceğimiz bir şey alamayacağız. O kesin ve net belli oldu. Mustafa Ak her zamanki tarzıyla ağır işini yapan, diğerleriyle de ilgilenmeyen bir görüntü çizmeye devam edecek. Yani ne kadar kaşırsak kaşıyalım bize oradan ekmek çıkmayacak polemik konusu. Şehrin genel gündemine dair mesela siyaseti bir kenara bırakırsak, Sapanca Gölü için ne düşünür Mustafa Ak? Çünkü bu şehrin bir perde aynı zamanda. Tabii Sapanca Gölü gerçekten sadece ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir göllerden biri. Dolayısıyla bu gölün bir mensubu olmaktan, yani bu gölün bulunduğu bir şehrin mensubu olmaktan büyük bir mutluluk diyorum. Çünkü göl gerçekten her yönüyle çok doğal zenginlikleri olan ve bulunduğu çevreye farklı bir katma değer oluşturan bir gölümüz. Ama maalesef bu gölümüzü biz eskiden bu yana, daha geçmişten bu yana çok değerlendiremedik. Yani ne su sporları açısından çok değerlendirebildik, ne de diğer özellikler açısından, turizm potansiyeli açısından da çok değerlendiremedik. Sadece içme suyu olarak şey yaptık. Tabii bugünkü gelinen nokta geçmişte çok eskilerde yapılan yanlışların sonucu bugün sanki AK Parti'nin suçuymuş gibi kamuoyuna yansıtılıyor. Bakın, bakanımız cumartesi günü ilimizde bulunduğu süreçte de ifade etti. Bir Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik
çok başlılık vardı geçmişten bu yana yasalarda. Bunların tek başlı hale getirilmesi için bir yönetim oluşturulması konusunda bir Kocaeli ve Sakarya yöneticileriyle bir araya gelip milletvekilleri ve diğer bürokratlarıyla böyle bir çalışma başlatıldığını ifade etti. O nedenle bir de biliyorsunuz bizim dönemimizde Sabancı Gölü'nü korumaya yönelik hem güneyinde hem kuzeyinde kolektör sistemi evet. oluşturuldu. Tabii Sabancı Gölü hem tarımsal amaçlı kullanılıyor, çevresinde sanayi kuruluşları var ve iki tane büyük otoban var, uluslararası yollar var. Bunlar da gölün bugünkü gelmesinde önemli katkıları olan unsurlar diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediye'miz bu şeylerle ilgili tedbirlerini almış vaziyette biliyorsunuz. Ballıkaya projesiyle önümüzdeki süreçte şehrin susuzluk problemini çözmek, Akçay Barajı'nın ihalesiyle ilgili süreci de başlatmış vaziyette. Bunu da işte Sapanca Gölü'nün gelecekte şehir için bir problem, daha büyük problem oluşturmaması için tedbirler alınmaya çalışılmakta. Tabii bugün halkımız bu sorunların bir an önce çözülmesi konusunda büyük bir çabası var. Ama biz bu çabalara kayıtsız kalmıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıp en kısa zamanda sonuç alabilecek bir düzenleme için milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız çalışıyor, bürokratlarımız çalışıyor. Dediğim gibi bu gölü elimizden geldiğince korumamız lazım. Bu gölün bizim için büyük bir anlamı olduğunu sadece bizler ifade etmiyoruz. Diğer ülkenin ve ülke dışındaki vatandaşlarımız da biliyor. Suyu içilebilir ender göllerden biri. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte inşallah bu gölle ilgili çok güzel düzenlemeler oluşacak ve bugün yaşadığımız bu sıkıntıları inşallah önümüzdeki süreçte yaşamamaya özen göstereceğiz. Tabii ki dediğim gibi göl hepimiz için büyük bir anlamı olan, birçoğumuzun yüzmeyi öğrendiği, birçoğumuzun piknik dediğimiz şeyi oralarda başladığı bir şey var. Yani her ada pazarlığının orada bir anısı vardır. Ben biliyorum 1967'lerde oradaki otel yapıldığında da o bile kamuoyunda çok tepki almıştı. Ama dediğim gibi Sakarya için buranın ayrı bir anlamı var. Ve Sapanca'nın da bizim için farklı hem göl olarak hem de yerleşim yeri olarak büyük beklentilerimiz var turizm açısından. Onun için o gölü hep beraber korumalıyız diye düşünüyorum. Yani benim için de göl sadece içme suyu ya da şehrin sulama organizasyonundaki ana arter değil. Göl aynı zamanda yani görüntü olarak orada olması bile kesinlikle çok önemli. Tabii. Dolayısıyla da yani umarım Ayşenur İslam ki benim çok sıklıkla eleştirdiğim milletvekiliydi. Bakanken eleştirmeye devam ettiğimiz birisi. Umarım bu konuda bizim şehir için çok önemli olan Sapanca Gölü konusunda gerekli adımları atar ve biz de tersini yazmaya, teşekkür etmeye başlarız. Çünkü Sapanca Gölü hiçbir işe yaramasa da ne su içsek ne kullansak ama görsel anlamda bir kere bu şehre çok şey katıyor. Dolayısıyla kesinlikle korunmalı ve orada kalmalı. Sayın Bakanımız aslında Sakarya'mızı çok seviyor ve buralarda güzel hizmetlerin yapılması için de büyük bir çaba ve gayret içerisinde. Siz de biliyorsunuz hemen Ankara'da bir masa oluşturdu, Sakarya masası oluşturdu ve buradaki arkada danışmanları vasıtasıyla buradaki sorunları biz kendisine aktardığımızda hemen onlarla yakından ilgileniyor. Ben somut örnek isterim burada. Yani ama hemen bakın daha şurada bakanımız 2 aylık bir süreci bile doldurmadı. Ve kendi hemen göreve geldikten sonra kendi yasasıyla ilgili mecliste bir çalışma var. Torba yasaya çok maddeler var orada ve onunla ilgili de çok yoğun bir mesai sarf ediyor. Ve bu mesainin arasında da gelip Sakarya'nın sorunlarıyla ilgilenmesi de şehrimize olan ilgisini de gösteriyor. Yok yani şimdi burada sizin yanınızda konuşmak değil. Ben tabii köşemde bugün de yazdığım şey köşe yazısında. Yani biraz farklı düşünüyoruz ama umut ediyorum ki Sakarya'dan bir bakanın çıkmış olması tabii ki katma değerdir. Tabii ki artı değer katacaktır. En azından Sakaryalı bakan olarak tanıtımımıza katkısı olacak. Yani hiçbir şey yapmasa o olacak. Kesinlikle artı değer var ama bizim beklentilerimiz çok büyük. Arfiye'deki bu Zaten vardı. Hayır. Bakın o çok kısa zamanda Türkiye'de bakan olmadan önce açıklanmıştı ama. Ama açıklandı da bakın şimdi onu bir an önce hayata geçmesi konusunda. Ödenek konusunda destek olursa gene yazdıklarım için özür dilerim. Evet.
Hemen kısa çok zamanda bitirilmesi olacak. Onun detaylarını yazdık bugün. Evet. Orası harbiden yeni bir şehir olacak. Evet. Ben ona çok inanıyorum. Yani o proje çok güzel bir proje. Yani bugün çok da geniş yer verdik. 667 öğretmenin aynı anda. Siz listelerin teslimi için gideceksiniz ya, ben özellikle biraz daha uzatıyorum şey böyle. Benim bir de tadım kullanılan bir Büyükşehir Belediye Başkanımızda 9.30'da bir şeyi var, oraya da katılacağım. Tamam, hemen bir reklam arasına gidelim. Siz zorlayayım, ben programa devam edeyim. Arkadaşlar kısa bir reklam arası verelim. Mustafa Başkan'ı gönderelim. Çünkü Mustafa Başkan hem meclis listesini teslim edecek hem de ben kendisine 9.30'a kadar demiştim. 9 dedik, 9.30 pazarlık yapa yapa buraya kadar getirdik. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Mustafa Hakkı gönderip biz programımıza devam edelim. Burada teşekkür edeyim mi? Tabii tabii, son sözlerimi evet, söyleyeyim. Ben de bana haftanın bu ilk gününde verdiğiniz bu fırsattan dolayı Evren TV'ye ve size çok teşekkür ediyorum. Ve halkım, hemşehrilerime de biraz önce sözüme başlarken söylediğim şeyi tekrar yinelemek istiyorum. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Yerel seçimlerimizin özellikle ülkemize, ilimize, ilçemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve önümüzdeki günlerin çok daha hem Adapazarı'yımız için, hem Sakarya'mız için, hem ülkemiz için güzel günlerin olacağını müjdelemek istiyorum. Biz teşkilatlar olarak bu konunun sağlanması konusunda başta başbakanımız olmak üzere bakanlarımız ve belediye başkanlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Milletimiz de bizi, bu çalışmalarımızı takdir ediyor. Bugüne kadar takdir ettiği gibi inşallah 30 Mart'ta da takdir edecek. Ve öncelikle ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak halkımızın arzu ettiği bir il ve ilçe olması sağlanması konusunda onların desteklerini bekliyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aramız var. Aranın ardında tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.